Evet, bugün doğadayız. Kainatın kevni ayetlerini okuyoruz. Rabbimizin ayetlerini hatırlıyoruz. İnne fi halqi's-semawati ve'l-ardı ve'htilafi'l-leyli ve'n-nehar le'ayatin li'ulil-elbab. Evet. Abla. Akıl sahipleri için ibretler var, ayetler var. Neyde? Doğada, kainatta. Kainatın her zerresinde. Bulutlarda, dağlarda, baharda, kışta, ağaçlarda, kuşların ötüşünde, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, gecenin kısalmasında, gündüzün kısalmasında, insan hayatının evrelerinde, insan hayatının bebekliğinde, çocukluğunda, orta yaşlılığında, yaşlılığında ve aslında ölümde. Bütün bir hayatı ibretle, ibret nazarıyla okursak eğer kıymetli kardeşler, gerçekten her tarafta Rabbimizin damgasını, Rabbimizin mührünü, sanatkar olan, musavvir olan ve kainatı orijinaliyle yaratan, yani kopya değil, Allahu Teala kainatı orijinaliyle yaratmış ve ilk yaratıcıdır, bedi'dir Allahu Teala ve bu sanatın muhteşemliğine baktığımızda gerçekten imanımız ziyadeleşiyor, kavileşiyor. Allahu Teala kainata ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip etsin. Gerçekten ibret nazarıyla bakmak, hayret nazarıyla bakmak çok önemli. O yüzden Rabbim hayretimizi arttırsın. Rabbim ibretimizi arttırsın. Rabbim kainatın her tarafında Rabbimizin işaretlerini, alametlerini görebilenlerden eylesin. Rabbim bizi tesadüf gibi yanılgıların şerrinden muhafaza etsin. Evet, hiçbir şey tesadüf değil. Her şey onun mührü, onun sikkesi, onun imzası altındadır. Allah'a hamdolsun ki bizi bu imanla var etti ve bu imanla bizleri inşallah bu taraftan ebedi hayata inşallah götürsün bizi, götürsün. Kevni ayet dedik. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz gibi, yani sayfalarda yazılan Kur'an'ı okuduğumuz gibi kainat kitabını da okumayı bizlere nasip etsin.